Bu kartal, bu yavruya aylarca yemek taşıdı. Neredeyse 3 ay oldu. Fakat yuvadan ayrılmıyor. Ama anne ne yapacağını çok iyi biliyor. Aynı habitatta başka bir yırtıcı daha yaşıyor. O Kızıl Şahin. O da günlerce yiyecek taşıdı yavrulara. Üstelik 3 tanesine birden. 3 kardeş olarak büyüdüler. Büyük kardeşi uçtu. İkisi kaldı. Yakın bir zamanda tek kalacak. Şimdi. Bu Kaya Kartalı. Avlanma çabasında. Yuvada 2 aylık bir yavru var. Bölge onun avlanma bölgesi. Bu habitatta kaplumbağa ve yılan popülasyonu oldukça fazla. Yuva yerden 500 metre yükseklikte bir kaya çıkıntısında. Yavru sabırsız. Gelen baba kartal. Erkek bireyler daha zayıf. Dişiler daha büyük. Boyları 1 metreye, ağırlıkları 7 kilograma kadar çıkabiliyor. Pençesinde yiyecek yok. Kontrol amaçlı gelmiş olmalı. Diğer yandan bölgenin biraz uzağında bir şahin ailesi de yaşamını sürdürmekte. 4 gözle annelerini bekliyorlar. Çünkü avlanmayı baba şahin, servisi anne şahin yapmakta. Anne birazdan servise başlayacak. Kartal yuvasındaysa baba gitmiş, anne gelmiş ve yavrusunu besleyecek. Ama yavru iştahsız. Verilenleri yemiyor. Anneyi uğurlamıyor. Halsiz düşmüş olmalı. Şahin yuvasında bir eksiklik var. Yumurtadan ilk çıkan yavru yuvadan ayrılmış. Sanki ikincisi de hazırlık yapıyor gibi. Tahminimiz o da yuvadan ayrılacak. Çünkü 42 gün boyunca bu anı beklediler. Üçüncü yavru ise olup bitene bir anlam verebilmiş değil. Ama herkes gittiğine göre o da gitmeli. Kanat egzersizlerini hızlandırmalı. Kartal yuvasında yavrunun sorunu devam ediyor. Yediklerini kusacak. Yiyeceğine kimyasal bir şey bulaşmış olmalı. Çiftçilerin bol miktarda kullandığı kimyasallar onların avlarına, oradan da yuvaya taşınıyor. Anne civarda dolaşıyor. Yavru kötü durumda. Umarım kötü bir sonla karşılaşmayız. Tek kalan yavru Şahin, civarda uçan büyüklerini gözlüyor. Onu yuva dışına çağırıyorlar sanki.
Ama o pek üstüne alınmıyor. Yuvada başka biri varmış gibi. Çağrılara cevap vermeyen yavruya bir ders vermek gerekecek. Anne bir gelengiyle yuvaya iniyor. Yavru naz yapma derdinde. Ama anne yavrunun blöfünü yemiyor. Avıyla birlikte yuvadan ayrılıyor. Yavru şaşkın. Böyle bir şey beklemiyordu. Gittiği yöne bakıyor, geri gelecek mi diye. Ama gelen giden yok. Yavru için kara kara düşünme vakti. Kartal yavrusu tehlikeyi atlatmış. Gelen ava saldırıyor. Çok aç olduğu belli. Birkaç gündür bir şey yemediğini biliyoruz. Kanatlarını açıp avı sahipleniyor. Ama çok ilginç bir şey yapıyor. Anne yuvadan ayrılmak üzereyken ayağını tutuyor. Annesinin gitmesini istemiyor. Neden böyle bir şey yaptı bilemiyoruz. Geçirdiği zor günler onun psikolojisini bozmuş olmalı. Normal hayatına geri dönmeli. Mecburen yılanı kendi çabasıyla yiyecek. Ama burada bir gariplik var. Bu av canlı. Yılan hareket ediyor. Kartal yavrusu şaşırmadan kendini alamıyor. Bu davranış ebeveynlerin yavrularına sıkça yaptığı davranış türlerinden biri. Bu aynı zamanda yavrunun yuvadan ayrılma zamanının geldiğini gösteriyor. Yavru yuvadan ayrılmadan gerçek hayatla yüzleşmeli. Doğal hayatta avları hareket halinde olacak. Çekingenliğini üzerinden çabuk atıyor. Kendi yöntemiyle parçalayıp yiyecek. Şahin cephesinde değişen bir şey yok. Yavru yalnızlığa mahkum. Gözü hep yukarıda. Yuva üstünden uçan her kuşa umutla bakıyor. Tahmin ediyoruz ki bunun annesi olmasını çok isterdi. Öyle zannediyoruz ki bir müddet daha beklemesini sürdürecek. Diğer yuvada yavruya ziyafet veriliyor. Anne yine bir yılan getirmiş. Üstelik kendi yemek zorunluluğu da yok. Annenin bu yaklaşımı bizde biraz şüphe uyandırdı. Bu yavrunun son yemeği olabilir. Gün bitmek üzere. Yavru geceyi yalnız geçirecek. Bugün Şahin yuvasında da bir sürpriz var. Anne bir gelengiyle dönüyor yuvaya. Üstelik parçalanmış olarak. Yavru ağacın diğer ucunda.
anne avı bırakıp gidecek. Yavru bu duruma bir anlam veremese de bizim düşüncemiz, bu da onun yuvadaki son yemeği olabilir. Çünkü kartallarda olduğu gibi şahinlerde de yavru uçmaya yakın birkaç gün aç bırakılıyor ve günler sonra yiyecek getiriliyor. Bu da onların son yiyeceği oluyor. Yavru çok aç. Önce tümden yutmaya çalışsa da beceremeyip geri bırakıyor. Parça parça yiyecek. Yavru Şahin bayram ederken kartal yavrusunun 3 gündür boğazından bir şey geçmedi. Tam da 3 gün önce düşündüğümüz gibi. O yemek onun son yemeği olmuştu. Yavru dalların arasında kalmış küçük et parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Ama bu onun açlığına çare olamayacak. Anne yuvanın karşısında yüksek bir kaya tepesinde onu gözlüyor. Şunu biliyor ki onun yuvadan ayrılma zamanı geldi. Ayrılması için de onun aç bırakılması gerekecekti. Bu gergin bekleyiş günlerce sürecek, ta ki yavru pes edene kadar. Sıcakların artması, sineklerin yuvaya üşüşmesini de beraberinde getirdi. Anne tepeden ayrılıyor ama gideceği yer yuva değil. Şahin yavrusu da kara kara düşünüyor. Onun annesi de karşı tepelerde. O da yavrunun direncinin kırılmasını bekliyor. O da günlerce bekleyebilir. Yavrunun direnci kırılmak üzere. Neredeyse yaylanın tüm sinekleri burada. Sıcağın etkisiyle dallar arasına düşen et parçalarından çıkan koku onları buraya çekti. Anne yine aynı kayada yerini almış. Thank you.
Şahin yuvasında bugün sıra dışı bir durum var. Yavru her zamanki bezmişliğiyle yuva üstünde. Ama yukarısı pek öyle değil. Oldukça hareketli. Ebeveynler çığlık atarak yuva üstünde uçuyorlar. Sanki yavrunun yuvadan ayrılması için ona cesaret veriyorlar. Yavru da bu mesajı almış olmalı ki kanat egzersizlerine başlıyor. Yavru yuva kenarına gidiyor. Galiba uçmaya hazırlanıyor. Çığlıkların artması yavruyu iyice havaya soktu. Düşündüğümüz şey gerçekleşiyor. Yuvadan ayrılıyor. Bu özgüveni kartal yavrusundan da bekliyoruz. Gözü bir aşağıda bir yukarıda. Ebeveynler karşısında uçuyor. Sanki onu çağırıyorlar. Tıpkı şahinlerin yaptığı gibi. Onun uçması için bütün koşullar uygun. Rüzgar bile ondan yana. Evet, bu yavru da gerekli mesajı aldı. Kanatlarını biraz hareketlendirip hazır hale getirecek. 2 metreye yaklaşan kanatları yuvaya sığmıyor artık. Ama biraz hızlı hareket etmiş olmalı ki dengesini kaybedip düşme aşamasındayken son anda toparlıyor kendini. O da 3 aydır burada. Ayrıldıktan sonra da birkaç ay ebeveynlerin kontrolünde kalacak. Aşağıya son kez bakıyor. Ve kendini boşluğa bırakıyor. Hedef en yakın kaya tepesi. Sert bir iniş oldu. Bu yavru bir kartalın hayata çırptığı ilk kanattı. Ona başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.